Bakın en önemli bir şey söyleyeyim mi? Davaları maalesef 2005 değişikliğinden beri biz sadece basının yansıttığı kadarıyla biliyoruz. Dosya kapsamlarının içeriğini çok bilmiyoruz. Bir an için Adnan Oktar davasını unutun. Devletin aktardığı kadarını ya da medyanın aktardığı kadarıyla kamuoyu önceden çok şartlandırılarak yargılamalar yapılıyor. Bütün davalarda Ergenekon, Balyoz, şu anda görülen davalarda da aynı şeyler yürüyor. Bu davada da mı bir şartlanma olduğunu düşünüyorsunuz kamuoyu? Yani çok basit bir şey söyleyeyim mi? Bu dava ve birçok davada kamuoyu daha baştan hüküm ver hale getiriliyor. Öyle bir medyada bir fırtına estiriliyor ki mahkemeler de bunun baskısı altına giriyor. Kamuoyu da bunun baskısı altına giriyor. Ancak dava dosya kapsamları, ben meslekte 34 yılı bitirdim. Dava dosya kapsamları her zaman kamuoyuna aksettirildiği gibi olmayabilir. Bu da ne oluyor biliyor musunuz? Yarın öbür gün mahkemeler kamuoyunun beklentilerine farklı bir yönde karar verdi vakitte, işte yargı şöyle yaptı, böyle yaptı deniliyor. Onun için aslında dünyadaki trend öyledir. Davalar bu şekilde medyada tartışılmaz. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Benim yıllardır önerim bu. Bu davaların hepsini tamamen mahkemeye ses ve kamera görüntüsü kurar, aleni bir şekilde bütün dünyaya, 80 milyon Türk milletine yayınlarsınız. Herkes orayı seyreder, kendi hükmünü verir. Bunu niye söylüyorum? Yani biz mesela Ergenekon balyo süreçlerinden geçtik. Öyle yargılamalar öyle yansıtıldı ki dışarıya, ama bakın bugün nasıl bitti. Onun için Türkiye'de en büyük sıkıntıyı yargı şeffaflaşamadığı için veriyor. Umarım bu davalarda, bu değil ama bütün davalarda daha şeffaf yargılamalar yapılır. Kamuoyda kim, neden, nasıl, hangi delillerle yargılanıyor birebir görür ve böylece çok daha sağlıklı hükümler kurulabilir. Aksi takdirde ne oluyor? Kamuoyunun vicdanındaki kararlarla mahkemelerin verdikleri kararlar arasındaki farklılık devlete ve yargıya olan güvensizliği ortaya çıkartıyor. Bu dava hakkında da lehte aleyhte bir şey söylemek istemem. Yargılamalar bittikten sonra zaten bunları Türkiye daha iyi görecek, daha iyi bir vicdani kanaate ulaşacak diye.